Münir Nurettin Selçuk bizim klasik hanende tavrından günümüzdeki şekliyle bir solistlik sanatının tesis eden büyük bir musiki şenasımızdır. Yahya Kemal'e yakınlığıyla da maruftur. Onun eserlerini de bestelemiştir büyük ölçüde. Ve kendine has bir üslubu olan, musiki üslubu olan hakikaten fevkalade bir sanatkardır. Biz eskiden benim işte bu 69, 68, 69, 70'li yıllarda İstanbul'daydım. Hafta sonları Şan Sineması vardı. Elma Dağ'da. Sonradan yandı o sinema. Orada belediyenin konservatuvarı hocalar şeyleri koroları işte bir hafta halk müziği, bir hafta batı müziği, bir hafta da Türk müziği yani klasik Türk müziği üzere konserler olurdu. Hafta sonları gelirdik. Hepsine de geliyorduk biz. Öyle bir şeyimiz vardı ki yani mutadımız. Hacı Salih lokantasında yemek yemek böyle bir lüksümüzdü bizim böyle işte genç öğrenciler olarak. Böyle hareket çevresinden bir bütün olarak gelirdik hep bir arada. Orada yemeğimizi yerdik. Orası çünkü güzel bir lokantaydı. Şimdi Hacı Abdullah lokantası diye adı değişti. Daha doğrusu o yanında çalışan adamlar devraldılar orayı. Aynı yer yani Hacı Salih lokantası. Aşağı yukarı da aynı menüyle ama o zaman daha kaliteliydi yemekler şimdikinden. Oradan çıkardık Şan Sineması'ndaki konserlere giderdik. Türk müziği konserleri yani klasik Türk müziği konserlerinin şefi Münir Nurettin Usta'ydı. Korosunu idare ederdi. Yer yer katılırdı. Yer yer soloya dönüştürürdü. Coşardı şey falan. Böyle bir büyük bir sesti çünkü. Yani volümü de yüksek bir sesti. Güçlü bir sesti. Dolayısıyla yani koroya faik olurdu bazı hallerde. Koro da zaten hürmeten susardı. O devam ederdi böyle. Çıkışta gider tebrik ederdik. Tokalaşırdık. İşte biraz böyle onunla yürümenin keyfini arardık falan. Böyle bir şeydi. Bunun dışında da özel konserler olmuştu. Onlara çeşitli yerlerde. Onlarda da yani çünkü adeta bir şey oluştu işte bizde. Tiryakilik oluşmuştu Münir Nurettin üzerinde. Sonra işte bankalardan birisi, Yapı Kredi olabilir, bir plak koleksiyonu yani hatıra olarak, prestij şeysi olarak banka için bastırdı. Böyle onları almıştım. Münir Nurettin eserlerinden ve icralarından oluşan bir kaç plaklıktı unuttum şimdi. 7 plak mıydı, 10 plak mıydı? Duruyordu Ankara'daki evde. Öyle bir şekilde ayrıca tabii TRT yıllarında da Münir Nurettin'le ilgili şeylerimiz daha derinlik kazanarak onun sanatıyla, icrasıyla ilgili kayıtları gözden geçirerek kurslarda kursiyerlerimizi anlatarak vesaire Münir Nurettin tetebbüatını sürdürür olduk. Yani bana göre Türkiye'nin Düzgünman'ın talebesi olan Türkiye'nin en çılgın, en deli, en iyi ve Ebru'ya böyle fevkalade şeyler katmış olan Timuçin Tanaslan diye. Onun bir tane Aymazoğlu var, ondan bahsetmiyorum. Kendi adında zaten Allah da onu işte öyle cezalandırdı. Kendi adını koy diye oğluna. Aynı isimde insan şey der mi yani adı aynı, soyadı aynı. Sanki baban adını koy da ne güzel. İşte ama bir aslan gibi bir adamdı yani Allah rahmet eylesin.
Ankara'nın en iyi sahafıydı. Elindeki kitapları getirdi, İsamat bıraktı. Sırtında yük oluyor diye. Mesela bu Ebru yüzünden dükkanını kapattı. Ebru ile meşgulken birisi gelse bir kitap biraz deli olduğu için kovuyordu adamı. Satmıyoruz diyordu. Git. Karıştırma diyordu falan böyle. Ama gözü tok. Yani cömert bir adam. Paylaşabilen bir adam. Mesela bana dedi ki, ben sıkıştırıyorum tabii. Yani o sıkıntıya da gelmiyor yani. Öyle baskıya asla gelmiyor. Mizacı ona uygun değil. Benim de zamanım az. Ya işte yap ver falan filan. Dedi ki ya sen resim biliyorsun, heykel biliyorsun, işte oyma falan yapıyorsun, bilmem ne, sanatla ilgin var. Ebru dedin kaç kuruşluk iş ulan dedi. Yaşıttık, ağabey diyedi tabii diyordu, tam yaşadığımdı benim. Gel üreteyim dedi ya. Bir haftada sen bunu kavrarsın dedi. Bir hafta dedi, yeminle söylüyorum. Aslında dedi benim şeyim üç günde dedi, şey ettiğim gün şeyi. Ama bir hafta tedbiren diyorum dedi falan. Hakikaten bir haftada da öğretti Allah'a rahmet eylesin. Allah ondan razı olsun. Dağ taş dolaştı. Ebru için olmadık şeyler keşfetti. O boya kimyasını bir kimyager gibi tetkik etti, öğrendi. Adam şey akademi mezunu yani. Şey sanat akademisi değil, ticari ilimler akademisi mezunu. Ama ben gidiyordum böyle kalın kalın kimya kitaplarını tetkik ediyor. Boya kimyası, bilmem ne kimyası falan. Bir laboratuvar şeyiyle çalışıyordu. Karısı terk etti tabii. Evi kirletiyor, huysuzluk ediyor. Ondan sonra karısından oldu. Malından, mülkünden oldu dükkanı. O Ebru sevdasıyla ha. Ama bildiği her şeyi herkese öğretti, paylaştı. Gittik şeye Almanya'da Frankfurt'ta kitap fuarı açılıyor her sene. Dünyanın her yerinden her ülke katılıyor oraya. Yani bir prestij ortamı. Türk şeysinin olduğu bir sene vardı. Yani Türkiye'nin onur konuğu, şeref konuğu olduğu bir sene vardı. Orada bu Muhittin Ser'in İslam Seçen, bir de Timuçin Tanarslan, Kültür Bakanlığı adına böyle agora diyorlar meydanında, o şeyin avlusunda bir çadır açtı bakanlık. Hem sergi hem şov alanıydı. Şimdi tabii en şova uygun şey, yani sanat şeysi Ebru. Çünkü yumurta gibi, kaygana gibi çabuk pişiyor. Etrafını saran böyle ecnebilerin bakardı o Ebru yaparken. Tutar, gözüne kestirdiği ne kadar çok ilgi duyuyor ona bakar, onu okurdu yüzünde. Böyle tellerini der işaretle. O sudan çıkarttığı şeyi hemen elinin üstüne bırakır. Getir kurut al götür evine derdi. Osman Öztürk benim mektep arkadaşım. Hanımın Arap-Fars sınıf arkadaşı. Biz ikimiz Mahir Hoca'nın müritleriyiz. O Mahir Hoca'nın talebesi Haydarpaşa Lisesi'nden. Ben de Yüksek İslam'dan Mahir Hoca'nın talebesiyim. Ama biz müşterek Mahir Hoca'yı bırakmadık hiç. Mahir Hoca vefat ettiği zaman Sahra-i Cedid kabristanına, kabrine üç kişi girdi. Biri ben, hocayı koyan. Biri Osman Öztürk, biri de Edremit'ten bir yerden bir garip adam. Adını unuttum. Yani Mahir Hoca orada lise hocalığı yapmış. Ortaokul lise hocalığı. O zaman ahbap olmuş, duymuş vefatını, kalkmış gelmiş. Ben de müsaade ederseniz girebilir miyim? Girin dedik. Üç kişi kabre koydu. Biri Osman Öztürk'tür. Osman Öztürk, Tarikat-ı Furkaniye diye Mahir Hoca'nın sohbetlerini devam ettiren biridir. Tarikat-ı Furkaniye diye bir tarikat gibi bir şey. Yani biraz şakadan biraz gerçek. Yani ben de Osman'a dedim ki sen yürü dedim yahu sen yaparsın
bu işi hocanın tarikatı furka. Bir tarikatta biz kuralım. Yani kimse hiç bizi şeyh mesat sayıldı yok. Söyleyelim elim. Evet, biz de şeyiz. Tarikatın adı ne? Vah kardeşim. Nedir? Tarikatı Furkaniye. Allah Allah. Yeni. Yenidir. Dedim başlayalım kenardan dedim. Sen yürüt dedim. Allah rahmet eylesin.